Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf map yayınları sayfa 232 ve 233'teki çözümsel ne kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Yandaki O merkezli çemberde x, Z yayı 110 derece. x, Z yayı 110 sa onu gören merkez açı da 110 derecedir arkadaşlar. x, y, yayı şu yay 130 derece ise onu gören açı da merkez açı da 130 derecedir. Olduğuna göre ZOY açısının ölçüsü, ZOY açısının ölçüsü. Bakın 110 derece, 130 derece burayı sormuş bize. Bir daire açının tamamı, tam açının da, değeri 360 derece. O yüzden 110 ile 130'u toplayıp 360'tan çıkarmam lazım. 110 artı 130 toplandığında 40, 240 yaptı. 240 derece. 360'tan 240'ı çıkardığımızda da 0 2 1 120 derece olarak bu soru işaretli kısım bulunmuş olur. Yani ZOY açısı 120 dereceye karşılık gelmiş oldu. Birinci sorumuzun cevabında diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtik. O merkezli çemberde AOB açısı 4A AB yayı 5A-40 derece olduğuna göre AK, AKB AKB yayı AKB yayı kaç derecedir diye bize sormuş. Şimdi burada yine Merkez açı yani 4A onu gören yaya ölçüsü eşit olduğu için 4A ile 5A eksi 40'ın eşit olması lazım. Burada bir denklem çözeceğiz. 5A eksi 40 eşittir 4A diyorum. A'yı bu tarafa attım. Eksi 40'ı karşıya. 5A 4A bu tarafa eksi olarak geçtiği için eksi 4A. 40'ı karşıya attığımızda eksi 40'ı artı 40 olarak karşıya geçti. 5A'dan 4A çıktığında 1A kalır. A eşittir 40 derece olarak bulunmuş oldum. A'yı bulmuş olduk. Şu an bize sorulan yeri bulabiliriz arkadaşlar. İster burada ister burada yerine yazarak cevaba ulaşabilirsiniz. Yayın üstünde yazarsak A yerine 40 yazdığımızda 5 çarpı 40 200. Bundan 40 çıkardığımızda geriye kalır 160. Yani şu yayın ölçüsünün 160 derece olduğunu bulduk. Tamamından yani 360'dan 160'ı çıkararak bize sorulan yayın cevabını bulmuş oluruz. 360'dan 160'ı çıkardığımızda ise 0 0 2 yani 200 derece olarak bize sorulan yayın ölçüsünü bulmuş oluruz. 200 derece olacak diyoruz arkadaşlar. O yayın uzunluğu cevabımız 200. Üçüncü sorumuza geçtik. O merkezli çemberde OBC açısı 40 derece olduğuna göre AC yayı kaç derecedir? Bakın köşeden bakın açıya baktığımızda burası 40sa bunu gören AC yayı bu açının iki katına o eşittir arkadaşlar. Burası 40 ise bunu gören açı AC yayı 40'ın iki katı yani 80 dereceye eşittir. Direkt AY yayının ölçüsü 80 derece diyebiliriz. 40'ın iki katını alarak bu şekilde cevabı kolaylıkla ulaşabiliriz. Yine şurada ikizkenar üçgenleri kullanıp 40-40 deyip 80 burayı 100 bulup 180'den çıkarıp uzatarak da cevap çıkabilir ama Direkt bu yöntemi bilirseniz 40'ın 2 katı AC yayına eşittir. Direkt 80'e ulaşmış olursunuz diyoruz 3. sorumuzun cevabında. 4. sorumuza geçtim arkadaşlar. O merkezli çemberde COD açısı kaç derecedir? COD şu açıyı bize sormuş. Bakın burasının 50 derece olduğunu söylemiş bu yayı gören. Buradaki yayların eşit olduğunu söylediyse burası 50 ise bu yayı gören açı da 50 derecedir. Şimdi burada bir şey kalmadı. Burası bakın çapımız. Yani doğru açı toplamı 180 olacak. 50 50 ile topladığımızda 100 yapar. 180'den 100'ü çıkardığımızda da bize sorulan açıya ulaşmış oluruz. 180'den 100'ü çıkardığımızda bize sorulan açıyı 80 derece olarak bulmuş olduk. COD açısının ölçüsü eşittir 80 derece olarak ifade etmiş olduk 4. sorumuzun cevabını diyoruz. 5. sorumuza geçtik arkadaşlar. Son sorumuz Şekilde O merkezi çemberde ACB yayı 110 derece ise OAB açısı kaç derecedir diye bize sormuş. Şimdi burada şu açıyı sordu bize arkadaşlar. Bir merkezden bu AB yayını gören O açısı aynı ölçüye sahip olduğu için burası 110 derece. 110 derece. Bakın burada bu açıyı bulmak için ikizkenar üçgenden yararlanacağız. Nasıl? Burası yarı çapa eşit. Burası da yarı çapa eşit. Yani bu bir ikizkenar kenar üçgen. İkisi de yarı çapı olduğu için. Tepe açısı 110'sa, 110 sa 180'den 110'u çıkarıp kalan açıyı ikiye bölmemiz lazım. 70 kaldı. Bunu da ikiye böldüğümüzde 70 bölü 2 35 olarak bir açının ölçüsünü bulmuş olduk. Yani bize sorulan OAB açısının ölçüsü arkadaşlar eşittir. 35 derece olarak bulunmuş oldu. Bu açımızın ölçüsü diyoruz. Beşinci sorunun cevabında. Burada 232 ve 233'teki sorularımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.